Biz x'i ya da y'yi yok ederek x, y ikilisini bulabiliriz. Veya şunu da yapabiliriz. Eğer ifademizde biz toplama ya da çıkarma yaptığımız zaman x artı y'yi oluşturabiliyorsak o yöntemi de deneyebiliriz. Şimdi normalde biz şunu yapsaydık. Şöyle ikinciyi eksi 4 ile çarpsaydık. Burası eksi 4x olur. Yukarıda da artı 4x var. X'ler birbirini yok eder. Y'yi buluruz. Sonra denklemlerden herhangi birinde yerini yazıp x'i de bulabiliriz. Ama şunu yapmak da mümkün. Eğer biz bunları şöyle taraf tarafa toplarsak 4x artı x, 5x, eksi 3y artı 8y, 5y eşittir 11 artı 9, 20 olur. Bu şekilde topladığımız zaman 5x artı 5y geliyor. 5'e böldüğümüz zaman da x artı y'yi direkt çıkarabiliriz. Şimdi biz her iki tarafı 5'e bölersek ya da önce şurayı 5 parantezine alalım. 5 parantezine alıyorum. X artı y eşittir 20. Şimdi her iki tarafı 5'e bölüyorum. Şöyle. Buradaki 5'ler gitti. X artı y eşittir 20'yi 5'e bölersek 4 gelir. Buradan bizim x artı y değerimiz 4 çıkacak.